baktığımız zaman sinir sistemiyle birlikte vücudumuzu düzenleyen, daha doğrusu sistemlerin organize bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli yapılardan bir tanesi de iç salgı bezleridir. İç salgı bezleri arkadaşlar, ekranlarınızda gördüğünüz ifade gibi sinir sistemiyle birlikte vücudumuzdaki organ ve sistemleri çalışmasını düzenlemede, denetlemede görev alırlar. Tabii ki bu yapıların özellikleri çok önemli arkadaşlar. Bizim için çok çok önemli. İç salgı bezlerinin ürettikleri kimyasal salgıya biz hormon adını veriyoruz. Tekrar söylüyorum. İç salgı bezlerinin ürettikleri kimyasal salgılara hormon adını veriyoruz. Hormonlar kan ile vücuda dağılır ve görevlerini gerçekleştirirler. Yani bir organdan diğer organa veya vücudumuzun en ücra köşesinden diğer köşesine nasıl gidiyorlarmış bunlar? Kan yoluyla hormonların kana karışarak ne yapıyormuş? Aktarıldığını ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar vücudumuzdaki yapıyı inceleyecek olursak biz arkadaşlar vücutta iç salgı bezlerini hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezi, pankreas bezi ve eşeysel bezler olmak üzere arkadaşlar 5 grupta incelemiş oluyoruz. Bizim için önünüzde gördüğünüz şema çok önemli. Neden önemli? Çünkü sınavlarda isimlerini vermekten ziyade o bölgeyi gösterip o bölgenin insan vücudu üzerindeki etkisini sorabiliyor. Yani hipofiz bezinin insan vücudunda hangi bölgede olduğunu, tiroid bezinin hangi bölgede olduğunu, böbrek üstü bezinin, pankreas bezinin hangi bölgede olduğunu ne yapacağız? Bilmemiz gerekiyor. Peki bakalım bunlar arkadaşlar. Siz şemayı gözünüze şöyle bir aklınıza arkadaşlar tamamen oturtun. Neden? Biraz sonra ben bunların sözel olarak ifade ederken sizler de bunun vücudunuzdaki hangi bölümü yapacağını hiç olmazsa kafanızda yavaş yavaş şekillendirmiş olursunuz. Hipofiz bezi arkadaşlar şekilde de gördüğünüz gibi beynin alt kısmında bulunur. Tüm iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler. Yani bir nevi iç salgı bezlerini de ne yapıyor arkadaşlar? Organize ediyor. Peki hipofiz bezinin insan vücudundaki görevi nedir? Arkadaşlar bu salgıladığı büyüme hormonuyla insanların gelişimini etkileyen ya da insanların gelişimini efendim. Hocam sesiniz çok kesintili geliyor. Arkadaşlar o sizin evden kaynaklanan internettendir büyük ihtimal. Tekrardan hipofiz bezinden alayım, tamam mı? Büyük ihtimal internet kaynaklıdır. Şu an diğer arkadaşlarımızda da öyle mi bilmiyorum ama internet kaynaklı bu şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Hocam, şimdi tekrar söylüyorum. Evet. Devam ediyorum. Arkadaşlar hipofiz bezi beynin ön alt kısmında biraz önce şekilde görmüştük. Tüm iç salgı bezlerinin çalışmalarını denetler ve düzenler. Ne yapıyordu? Büyüme hormonu salgılıyordu. Bu büyüme hormonu da arkadaşlar insanlarda fazla veya az salgılanması ne yapıyor? Olumsuz etkiler bırakıyor. Yani eğer fazla salgılanırsa arkadaşlar bu devlik, az salgılanırsa cücelik ne yapıyor? İnsanlarda işte cüce kavramı, kısa boylu ya da buna benzer faktörleri ne yapmış oluyor? Ortaya çıkartmış oluyor. Tabii ki kısa boylu olmak karakteristik bir özelliktir. Genetik yolla aktarılır ama yine hipofiz bezini daha sonraki aşamalardaki çalışma prensibine göre de etkileyebiliyor. Devam edelim. Tiroid bezi. Arkadaşlar soluk borusunun iki yanında gırtlağın alt tığında bulunan yapıdan bahsediyoruz. Yani ellerinizi şöyle sizler de gırtlağınıza dokunacak olursanız şöyle biraz aşağı geldiğinizde şu yapının şurada olduğunu fark etmiş olacaksınız. Peki burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Vücudaki tüm kimyasal olayları düzenlenmesinde rol alır. Tiroksin hormonu üretir. Tiroksin hormonunun az salgılanması Guatr hastalığına sebep olur. Çoğu ailemizde bu hastalığı duyabiliriz arkadaşlar. Tiroid bezlerimizin çalışmaması olumsuz etkilere sebep oluyor. Dediğimiz gibi Guatr hastalığına sebep oluyor. Ama arkadaşlar
Aynı zamanda bu tiroid hastalığı insanlarda sinir sisteminin bozukluğunu da ön planda getirmiş oluyor. Devam ediyorum. Diğer bir salgı bezimiz böbrek üstü bezimiz. Aslında bizim en aktif olarak hissettiğimiz, farkında olduğumuz bezimizdir arkadaşlar. Neden? Çünkü böbrek üstü bezleri böbreğin üst kısmında yer alır. Korku, stres, heyecan durumlarında adrenalin hormonu salgılar. Evet, ben hatırlıyorum, kız basketbol takımımız Konya'daki şampiyonluk maçına gittiğinde arkadaşlar aşırı bir stres, kaygı nedir? Ellerin titremesi, aşırı terleme, işte onların hepsinin sebebi nedir arkadaşlar? Böbrek üstü bezlerimizdir. Neden? Çünkü biz stres olduğumuz anda, korkuya kapıldığımız anda böbrek üstü bezlerimiz salgılamaya, hormon salgılamaya yani adrenalin hormonunu salgılamaya başlıyor. Bu da vücudumuzun arkadaşlar ne yapıyor? İşte kalp atışının hızlanmasına, terlemeye, hızlı soluk alıp vermeye sebep olmuş oluyor. Bununla ilgili Azra ne diyorsun değil mi? Böyle bir stres yaşadık biz. Evet yaşadık. Ben ağlamamıştım ama benim karnım ağrımıştı maçın başından. Evet, karnım bu da ağrısı beni hiç bırakmamıştı. Bu da mı evet. Ona bağlı? Evet evet evet, belirtilerden biridir arkadaşlar. Derin. Evet. Evet. Evde terleme gibi şeyler oldu. Evet, ellerimiz titredi, gözlerimiz doldu. O adrenalin ne yapamadık arkadaşlar? O an kontrol altına alamadık. Şimdi bununla yine aynı örneklendirme yapacak olursam arkadaşlar, işte bir köpeği gördüğümüz zaman ne yapmamız? Hemen heyecana kapılmamız arkadaşlar. O an heyecanlandığımız anda ya da korktuğumuzu vücudumuz hissettiği anda hemen adrenalin salgılamaya başlıyor. Nefes almamız hızlanıyor. Korku artmaya başlıyor, stres artmaya başlıyor. Yine bu da nedir arkadaşlar? Böbrek üstü bezlerinin vücudumuzdaki etkisidir. Peki bir örnek daha vereyim size. Bir örnek daha vereyim. Arkadaşlar sınavlar. Değil mi? Deneme sınavlarına girdiğimiz zaman yaşadığımız stres. Bazen o streste karnımıza ağrı gelebiliyor. Bazen heyecanlanabiliyoruz. Ne yapmış oluyor? Bu da böbrek üstü bezinin bize bırakmış olduğu bir etki olarak ifade ediyoruz. Birimizin kamerası açık kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Pankreas bezi. Arkadaşlar ben bunları anlatırken tekrar söylüyorum. Siz biraz önceki hem erkek hem dişi vücudundaki bölümleri göz önüne alarak arkadaşlar insan vücudundaki nerede yer alıyor, ne görev yapıyor onlarla aklınızda eşleştirmelere devam edin. Önünüzde de var zaten, kitabınızdaki o şemayı açabilirsiniz. Hem enzim hem hormon salgılayan karma bir bezdir. Bakın dikkat edin, buraya kadar hipofiz bezi, böbrek üstü bezleri ne dedik? Hormon salgılıyordu. Fakat pankreas bezi, ben bunun altını sizden önce biraz önce çizdim. Siz de defterlerinizde, kitaplarınızda çiziyorsunuz. Hem enzim hem hormon salgılayan karma bir bezmiş arkadaşlar pankreas bezimiz. Salgıladığı hormonlar insülin ve glukagon hormonlarıdır. Ailemizde şeker hastası olan bireyler mutlaka vardır. Onlardan arkadaşlar insülin kelimesini bol miktarda ne yaparsınız? Duyabilirsiniz. Peki salgıladı efendim. Hocam insülin iğnesi diye bir şey var, onu yapıyordu annem. Evet evet evet, orayı anlatacağım biraz sonra. Salgıladığı hormonlardaki insülin ve glukagon ne işe yarıyor arkadaşlar? İnsülin kandaki şeker miktarını azaltmak için kullanılırken arkadaşlar, glukagon ise kandaki şeker miktarını arttırmak için kullanılıyor. Yani hani şu cümleyi çok duyarız. Kan şekerim düştü. Ya da sabah kahvaltı yapmadığımız zaman hafif ellerimiz bir titremeye başlar. Vücudumuz bir direncini kaybetmiş gibi hissederiz. İşte bunlar aslında ki kan şekerimizin bir etkisidir. Arkadaşlar insülinin hiç salgılanmaması veya az salgılanması şeker hastalığını ne yapıyordu? Ortaya çıkarıyordu. Burada bir soru yöneltmek istiyorum. Dilara, idrarda ya da insanın şeker hastası olup olmadığını anlamak için idrarda ne görüyorduk? Glikoz değil mi?
Evet, harikasın. Eğer insanın idrarında, değil mi, idrarımızda glikoz varsa şeker hastası olduğumuzu söylüyorduk, değil mi? Boşaltım konusu içerisinde bunu görmüştük. Burayla da ne yapalım? Entegre etmiş olalım. Ne dedik? İnsüline hiç salgılanmıyorsa ya da az salgılanıyorsa bu durumda şeker hastalığı ortaya çıkar. Arkadaşlar, yüksek şekerinizin, şeker hastalığı dediğimiz zaman şekeriniz düşebilir, yükselebilir. Baktığımız zaman şekeriniz düşüyor veya yükseliyorsa, eğer şekeriniz yükseliyorsa insülin vücudunuz insülin salgılıyor. Eğer şekeriniz düşüyorsa, kan şekeriniz düşüyorsa daha doğrusu, vücudunuz ne yapmış oluyor arkadaşlar? Glikogen salgılayarak onu dengelemiş oluyor. Diyelim ki vücudunuz bunu karşılamıyor. Şeker hastasısınız. Ne yapıyorsunuz bu sefer? Şekeriniz yükseldiği zaman, şekeriniz yükseldiği zaman arkadaşlar, dışarıdan ne yapıyorsunuz? İlaç tedavisi alabiliyorsunuz. Ya hap yoluyla, tablet yoluyla şekerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Eğer daha üst seviyeye geçtiyseniz arkadaşlar, insülin iğnesi dediğimiz iğneleri kullanarak vücudumuzun kandaki şeker oranını dengeleyebiliyoruz. Arkadaşlar, şeker çok şeker hastalığı çok tedavisi olmayan zor bir hastalıktır. İnsanı içten içe öncelikle böbrekler olmak üzere ne yapıyor? Yavaş yavaş yıpratarak insanın yıpranmasını, enerji kaybetmesini, deforme olmasına etki sağlıyor. O yüzden olabildiği kadar karbonhidrat ürünlerinden, şeker ürünlerinden ne yapmıyoruz? Lanmıyoruz. Daha sağlıklı ürünlerle beslenmemizi sağlayıp, çayımıza şeker atıyorsak, atmamaya özen gösteriyorsak veya az atmaya özen gösterirsek bizim sağlığımız için çok çok önemli. Evet, eşeysel bezler tam sizin şu an arkadaşlar yaş aralığınızda gelişim gösteren bezlerden bahsediyoruz. Arkadaşlar, dişi ve erkek üreme hücrelerini oluşturmakla görevli olan bezlerdir. Bakın, bir insanın, tekrar buranın altını çizerek söylemek istiyorum, erkek mi dişi mi olacağını değil. Çünkü doğacak bir bebeğin erkek mi ve dişi mi olma olasılığı %50'dir. Ya %50 erkektir ya %50 kızdır. Fakat ergenlik dönemine gelen bir bireyin, ister erkek olsun ister dişi olsun, üreme hücrelerinin gelişmesini sağlayan, yenilenmesini sağlayan nedir arkadaşlar? Eşeysel bezlerdir.